Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ve sellem. Allahümme nevvir kulubana bin nuril iman. Ya hayyu ya kayyum ya bedi'a semavati vel ard ya zel celal vel ikram. Allahümme inna nes'eluke en tuhyiye kulubana bi nuril imani vel kur'ani vel islam. Amin. Geçen haftadan bu yana bu akıl kalp ittifakından geri kalan konu kaldı mı, o yoksa direkt artık ondan geçelim. Akıl kalp ittifakıyla giden insanlar vardı. Biz onları takip etmemiz gerekir diye anlamıştı. Akılla kalbin ittifakı, akıl nedir, kalp nedir, ittifaklar nedir, bunları konuştuğumuz için benim şu anda başka şu noktayı bir daha gözden geçirelim de deme düşüncem yok. Sizin var mı? Çok önemli olduğu için tekrar soruyorum. Sizin bu konuda ya şu konuyu biraz daha mı konuşsak veya bir müzakeresini yapsak dediğiniz varsa buyurun. Değilse ben bu cümlenin birinci bölümü olan akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için den sonra devam edeceğim. Peki, olursa arada yine girin. Şimdilik bir ses gelmiyor veya yazılmıyor. Na, bunlar akıl ve kalp ittifakıyla gitti. Bunlar insanların bildiği örneklerdir. Yani insanların bildikleri, itimat ettikleri, genellikle itimat ettikleri isimlerdir. Yoksa İslam tarihi yalnız bu iki isimden ibaret değildir bu noktada giden. Ve bir de herkes kendi devrinin kapasitesi dahilinde akıl ve kalp ittifakını anlamıştır. Kendi devirlerinde mükemmel bir anlayış idi ama aynı anlayışı bugüne uygulayamayız. Fakat madem onlar kendi devirlerinde akıl ve kalp ittifakıyla gittiler, o halde biz de kendi yaşadığımız, yaratıldığımız şartlar dahilinde akıl ve kalp ittifakıyla gideceğiz. Burada bu isimlerin örnek olarak verilmesi, o isimlerin aynen taklit edilmesi anlamına anlaşılırsa yine problem çözülmedi demektir. Çözemeyiz. İnsanlar, büyük insanlar, gerçekten değerli, kıymetli insanlar kendi devirlerinin şartlarında akıl ve kalp ittifakıyla çözüm aramışlar. Bu ne demektir? Ben de kendi devrimin şartlarında akıl ve kalp ittifakıyla çözüm arayacağım. İman yolculuğunda. Onlar öyle yaptığı için, güzel de örnek oldukları için demektir bizim için. Her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamından kurtulmasını temine çalışır. Lillahilham. Eski Said, yeni Said'e inkılap etmiş. Şimdi benim hatıramı bir tazelendirin. Eski Said ne demek, yeni Said ne demek? Genellikle insanların bir bilgisi var. Biz bu konu üzerinde birazcık durduğumuzu yavaş yavaş hatırlıyorum. Yeterince durup durmadığımızı hatırlamıyorum. Eski Said dönemi ile yeni Said dönemi arasında metodolojik bir fark yok. Fakat aynı metodu değişik alanda uygulama farkı var. Yani vahyin getirdiği tarzı değişik şartlarda, kış şartlarında uygularsın, yaz şartlarında uygularsın, bahar şartlarında uygularsın.
aynı prensipleri uygularsın ama mevsimler değişiyor, çağlar değişiyor, problemler değişiyor. Dolayısıyla ihtiyaçlar değişiyor. Değişen ihtiyaçlara cevap vermek için aynı usulü kullanarak değişik cevaplar verirsin. Mesela diyelim ki bedenin ısı ihtiyacına göre giyinmek. Şimdi, soğuk şartlarda kalın giyinirsin. Sıcak şartlarda ince ve açık renk giyinirsin. Güneş ışını emmesin, yansıtsın diye. Şimdi mevsimin şartlarına göre giyinmek gerektiği prensiptir, usuldür. Ama nasıl giyineceğim, hangi mevsimde nasıl giyineceğim, bu prensibin uygulama farklılığıdır. Derler, biraz da kendisi de böyle bir buna yakın bunları ima eden ifadeler kullandığı için insanlar bunu haklı görüyorlar. Eski Said siyasetle meşguldü deniyor. Usul itibariyle siyasetle meşguldü değil. Toplum Müslüman olarak kendini tanıtıyor. Yöneticiler İslam'ı uyguladıklarını iddia ediyorlar. Böyle bir toplumda İslam uygulamasının, toplumun yönetiminde İslam'ın gereğinin uygulamasını kabul etmiş olan insanları teşvik edersiniz. Doğru dürüst bir uygulama yapsınlar diye. Yanlışları varsa düzeltmeye çalışırsınız. Ve yine yöneticilerin halktan da bir isyan etme karşı çıkma olmadığı için yöneticilerin bakış açısıyla topluma bakarsınız ve madem halk itiraz etmiyor, o zaman yöneticileri kabul ediyor demektir. Yöneticilere daha isabetli, o devrin ihtiyacına cevap verecek biçimde olan bir İslam terbiyesini hakim kılmak üzere teşvik edersiniz. Bu anlamda Said Nursi yukarıdan, tepeden topluma faydalı olma yolunu seçtiğinden diyorum ben, kendisini siyasetle meşgul oldu diye tanımlıyorum. Yoksa Kur'an'ı anlamada bir farklılık görmüyoruz. Kur'an'ın metodunu kavramada bir farklılık görmüyoruz. Eski Said ile Yeni Said arasında veya ben görmüyorum. Demek ki Eski Said'den Yeni Said'e inkılap etmenin aslı neymiş? Özünde metot olarak sabitleşmesi gereken akıl ve kalp ittifakını sağlayıp insanları eğitmek. Yöneticileri eğitmek devri geçti. Neden? Yöneticiler kendilerinin İslam olduklarını hem söylemedikleri gibi yönetim biçiminin laik olduğunu iddia ettiler ve ilan ettiler. Böyle bir toplumda yöneticilere İslam'ı düzgün uygulayın demek, adam İslam'ı kabul etmiyor ki. Mantıksız olur. Ne yapıyor? Akıl kalp ittifakını insanların, fertlerin, kişilerin tek tek sağlayacak biçimde bir eğitime tabi tutulmaları ve böylece imanın sağlam temeller üzerine oturtulması gerektiği yolunu seçiyor. Ama yine usul olarak aynı tabandan, aynı temellerden devam ediyor. Çünkü Eski Said'in yazdığı eserlerde gerçi ilgi alanı farklılığı var, insan görüyor bunu. Fakat Kur'an'ın sunduğu, teklif ettiği anlayış biçiminde bir farklılık görülmüyor. Yani ayetler değişik şekilde yorumlanıyor değil ama mesela Eski Said döneminin ilgi alanına giren ayetlerle Yeni Said döneminin ilgi alanına giren ayetler arasında fark var. Yani birbirini reddediyor değil fakat
önceliği kazanıyor. Ön plana çıkıyor. Sosyal içerikli konuları içeren konuları içeren ayetlerin gündeme geldiği daha çok görülüyor. Fakat Yeni Saat döneminde varlığın nasıl anlaşılıp insanlar varlığı nasıl yorumlamaları gerektiği noktasında eğitim yapan, terbiye yapan ayetler ön plana çıkıyor ve onlar çalışılıyor. Onların rehberliğinde insanlar terbiye edilmeye çalışıyor. Peki, ben bunları söyleyerek geçiyorum. Bir hatırlatma gibi oldu. Geçen hafta temas ettik biraz. Arkadaşlar da bir şeyler söylediler. İlave etmek isteyen varsa buyursun, değilse ben devam ediyorum. Herkes her zaman zaten müdahale edebileceğini, kanaatini belirleyebileceğini biliyor. Ben okuyorum kaldığımız yerden. Aslı Farisi, sonra Türkçe olan Mesnevi Şerif gibi, o da Arapça bir nevi Mesnevi hükmünde katre, hubab, habbe, zühre, zerre, şemme, şule, lemalar, reşalar, lasin yemalar ve sair dersleri ve Türkçe'de o vakit nokta ve lemaatı gayet kısa bir surette yazmış. Fırsat buldukça da tab etmiş, parça parça kitaplar. Önce Arapça falan yazılıyor, sonra Türkçe yazılanlar da var. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde, fakat dahili nefs ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçte muhtaç mütehayyirlere ve dalalete giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti. Şimdi, demek ki bakın, hariçte muhtaç mütehayyirlerin varlığı kabul ediliyor. Ve dalalete giden ehli felsefenin toplumu etkilediği gerçeğini görüyor. Ona göre bu özünü özü ifade eden veya Nursi'nin bizzat kendi metodunu, usulünü uyguladığı bu kısa risaleciklerde, diyelim, yani broşürden büyük, bir kitap olmaktan küçük, kitap değil, kısa risalecikler de vurguladı ama ana hedef zaten Müslüman olan toplumun imanını tahkikiydi. Şimdi mütehayyirler var, yani sorgulayanlar var, ortada olanlar var. O doğru mu değil mi? Bize, biz Müslümanız diyoruz, Kur'an diyoruz, Allah'ın sözüymüş, peygambere gelmiş, kim bu, nedir bu, ne kadar doğru, nasıl bileyim diye sorgulayanlar açığa çıktı. Bir de doğrudan doğruya reddedenler açığa çıktı. Toplum değişti. Yani aslında toplumun değişmesi bir günde olmaz, bunu biliyoruz. İnsanlar sorguluyordu, şüphelere düşüyorlardı ve fakat toplumun etkisinden dolayı kendilerinin çocukluktan beri aileden, çevreden edindikleri kültürden dolayı bu şüphelerini açıkça ifade edip hatta reddedecek, tatmin olmadıkları için, şu veya bu nedenle tatmin olmadıkları için reddedecek cesareti kendilerinde göremiyorlar. Çünkü bir aşamadan geçiyorlardı. Sanki üstü kapalı bir gelişme vardı. Dinin gerçekliğinin kabul edilip edilmemesi noktasında açığa çıkmamış fakat için için kaynayan şüpheler, hatta redler oluşmaya başlıyordu. Bu ortaya çıkınca Cumhuriyet döneminde bu sefer
aynı usul, yani bu sayılan kütük risaleciklerdeki usul, bu kişilerin veya bu anlayışında yaygın olduğu bir toplum şartlarında buradaki bu küçük risalelerde yerleştirilmiş, temelleri atılmış olan usulün insanların genelinin anlayabileceği örneklerle donatılmış ve böyle kişilerin varlığı göz önüne alınarak da onların neler diyebilecekleri düşünülmüş, ihtimal gelecek olan sorular misaller halinde ehli dalaletin vekili böyle dedi gibi ifadelerle kimseyi hedef almaksızın, kişileri hedef almaksızın temsillerle bu argümanlar, şüpheleri içeren argümanlar, reddiyeleri içeren argümanlar ile Kur'an'ın getirdiği mesaj bu kişilere onların anlayabileceği şartlarda takdim edilmiş. Bunun adına Risale-i Nur denmiş. Veya o ismi koymuş müellif. Burada ifade ettiği gibi bu küçük eserler aslında o Risale-i Nur'un özünü teşkil ediyor. Burada nasıl söyledi? Geniş ve külli mesnevi. Onu bir belki burada söyleyecek. Evet, takip eden üçüncü nokta diye anlatılan yerde söyleyecek. Fidanlık gibi. Yani çoğunuz benden çok daha iyi bilirsiniz. Ne ben çiftçilikte yapmış birisi değilim ama insan görüyor, duyuyor en basit bir şekilde. Çekirdeği önce, domates çekirdeklerini önce küçük bir kasaya konulmuş toprakta yetiştiriliyor. Veya önce bir toprağa konulup çekirdek bir filiz vermesi bekleniyor. Fidanlık deniyor ona. Yani diyelim bir metrekarede 100 tane, bilmiyorum isabetli mi değil mi, 100 tane çekirdek ekersiniz, 100 tane domates fidesi, fidanı yetişir. Ama ne yapacaksınız o 100 fidanı, 1 metrekare değil, belki 100 metrekareye ekeceksiniz. Ayıracaksınız aralarını, kökler rahat bir şekilde genişleyebilecek vesaire. Ondan sonra bahçe olacak. Domates bahçesi olacak. Domates fidanlığı 1 metrekare iken domates bahçesi 100 metrekare. Yani şu okuduğumuz risaledeki temel prensipler sanki 1 metrekarede ifade edilmiş olan prensiplerdir. Risale-i Nur ise 100 metrekarede açığa çıkmış, ürün vermiş. Çünkü fidanlıktan ürün alamazsınız. Ürün vermiş, neticeler ortaya konmuş. İnsanların hidayetine vesile olacak tüm örneklerle donatılmış bir seri eserler görüyoruz. Risale-i Nur deniyor. Evet, Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti diye bu ön sözde sonradan yazdı. Risale-i Nur'u yazdıktan sonraki yazılmış bir ön söz bu. Bu ön sözde mukaddimede belirtiyor. Hayır. Alaaddin diyor ki demek ki Mesnevi Nuriye yeni saydım bir eseri. Hayır. Usul olarak Kur'an'dan faydalanma, Kur'an'ın muhakemesi tarzını, insanlara öğrettiği muhakeme tarzını takip etme noktasında yeni sait, eski sait yok, sait var. İkisi de Kur'an'ın usulünü takip ediyor. Ama yeni sait, eski sait dersek, birisi Kur'an'ın usulünü bir fidanlık şeklinde, öz şeklinde uygularken, diğeri hayır anlaşılmıyor, meyvelerin gösterilmesi lazım, çiçek açması lazım, misaller öyle genişletilmeli ki mütehayyirlere ve tamamen inkar etmiş olan kişilere de açık
bir açıklama yapılmış olsun, bahçe yapacağız diyor. Fidanlıkla bahçe arasındaki farka yeni sahip, eski sahip denir. Ama takip edilen usul yine Kur'an'ı anlama usulü, yine aynı temeller olur. Dolayısıyla şu sonuca Alaaddin ulaşamayız. Mesnevi Nuriye Yeni Said'in bir eseridir diyemeyiz. Ama Mesnevi Nuriye Said'in bir eseridir. Hatta Said'in Nursi'nin de değil. Mesnevi Nuriye Said-i Kürdi'nin eseridir. Aynı kişi Mesnevi Nuriye'den Risale-i Nur yazma şartlarına veya Risale-i Nur'un yazılmasını zorunlu kılan şartlara geçince Said-i Kürdi olmaktan da çıkıyor, Said-i Nursi oluyor. Neden? Said-i Kürdi kendi şartlarında bir milliyetçilik, ırkçılık veya kabile farklılığı reis. Irk farklılığı nazarı itibara alınmak için konulmuyordu. Kullanılmıyordu, pardon. Onun için Said-i Kürdi kullanımında bir mahsur olmayan toplumdaydı. Yani Kastamonulu Mehmet Ali, Elmalılı Hamdi Yazır, Aksekili bilmem kim diye isimler kullanmak bir toplumda hiçbir surette Aksekili olmanın üstün, eksik veya bir farklılık teşkil ettiğine dair emmare kimsenin aklına gelmediği bir toplum yapısı vardı. Onun için Mesnevi Nuriye Said-i Kürdi'nin eseridir dediğimizde usul farklılığına, pardon temeldeki usul değil, uygulama farklılığına bir güzel örnektir. Ama Risale-i Nur dediğimizde Said-i Nursi'nin özelliğidir, eseridir. İşte orada Nursi kelimesini kullanırız. Dolayısıyla eski Said döneminde yazılmış olan eserleri okurken Said-i Kürdi deriz. Bu da toplumun yapısının şimdiki bildiğimiz yapıdan farklılığını dikkatimize sunmak içindir. Ben Said-i Kürdi tabirini hiçbir art niyet taşımadan bu dikkat et, bu yazılan eser değişik toplum şartlarında insanlara hitap eden eserler demek için Said-i Kürdi derim. Yeni Said'in eserlerinden referans verirken Said-i Nursi derim. Mesnevi Nuriye Said-i Kürdi'nin eseri iken Risale-i Nur Said-i Nursi'nin eseridir. Bu vurguyu toplum şartlarının değiştiğini insanların dikkatine sunmak içindir. Anlarlar anlamazlar ayrı konu ama böyle izah etmek lazım, söylemek lazım. Yoksa Kürt-Türk ayrımı yapmıyoruz. Risale-i Nur okuyan kimse Türk-Kürt ayrımı yaparsa o kişi Risale okumamış, hikaye okumuş demektir. Peki, ben devam ediyorum üçüncü nokta. O yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi, susturulması gibi Risale-i Nur dahi yaralanmış tali bir hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhak ve dalaleti de yaralanmış talibi hakikat. Kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhak ve dalaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Şimdi maksadımız bu bizim. Hani yapıyor, yapmıyor ayrı. Yapmasını hedeflediği, ulaşmasını hedeflediği nokta burası. Burada iki hedef var. Bugünkü sabah dersinde çok güzel göründü. Hani ben Hristiyan bir toplumda doğdum, büyüdüm. Ama belli yaşa gelince science'ın, fenlerin her şeyi izah ettiğini anlayınca ateist oldum diyen genç gibi. Şimdi
bakın belli bir çağdan sonra, belli bir açılımdan toplumun değişik bir şartlarına geçtikten sonra insanların toplum tanımları da değişiyor. Mesela artık dalalet rüzgarından yaralanmamış, etkilenmemiş insan yok. Ya yaralı ya mağlup olmuş. Şimdi kimse diyemez ki ben 20. asır veya şimdi 21. asır, Risalelerin yazıldığı zaman 20. asırdı. Şimdi 21. asırdayım ve benim kalbimde, aklımda yara yok diyen adam kendini inkar ediyor. Bu işe ciddiyetle bakmıyor. İman meselesini basite alıyor. Ben inandım bitti zaten Müslümanım deyip geçiştiriyor demektir. Ama o kişi hangi niyetle ne maksatla yaptı ki bu kişi bilmiyoruz. Fakat eğer ben böyle bir tavır takınırsam kendimin bir sahtekar, yalancı, üçkağıtçı olduğunu hemen anlarım. Ben kendim için konuşuyorum. Tembelim, üzerine düşünmek istemiyorum. Dünyaya dalmışım, işte makam elde edeceğim, para elde edeceğim veya işte mal mülk satın alacağım, alışveriş yapacağım. Ve yani midemin ve işte gösterişin peşinde koşacağım diyorumdur da onun için benim kalbim yaralı değil. Kendimi kandırıyor beni. Kanser hastası, ben hasta masta değilim diye. Kendini kandırıp doktora gitmediği gibi kabul etmiyor. Kendini kandırıyoruz. Yaralı olmayan birisi olduğunu iddia ederse bu devirde hele bir de böyle birazcık işte okula falan gitmiş, ilkokul okumuş olanın yaralanmaması mümkün değil. Hadi ben diyelim ki benim annem hiçbir okula gitmedi, böyle okur yazar falan birisi de değildi. O yaralı olmadığını söylemez. Neye? Yaralı olmak ve yaralı olmamak arasında farkı da bilmez. Ya şimdi o belki yaralı değildi. Allahu alem ama tavrından onu anlıyordum ben. Yara almamış, yaralı olmak ne demek olduğunu dahi bilmiyordu. Ama ilkokul okuduktan sonra bir kişinin yaralı olmadığını söylemesi benim kendi tecrübemde, benim şahsi kanaatime göre kendini kandırıyor, yalan, iman meselesindeki sorumluluğuna, para kazanmada veya bir makam mevki elde edinmede, meslek elde edinmede gösterdiği hassasiyeti göstermek istemiyor, kaçıyor. Kendini kandıran bir aptal serseri demektir. Yani kendini kan, başkasını kandırsa belki hadi parasını falan alacak da faydalanacak. Ya kendini kandırırsan ne yaparsın? Bu adama ne denir? Serserinin teki denir. Yani işte ne denir? Süfeha. Sefih bir insan demek. Ama çok namaz kılıyor. Sefih olduktan sonra istediğini yapsın. Beni ilgilendirmez. Yani ben kişiyi bilmem de kim böyle yapıyor diye konuşamam ama tavrı konuşurum. Yani bir insan sefahette olup da sefih olduğunu kabul etmek istemiyorsa o kişi için tutup da o kişinin böyle bir anlayışa sahip olan kişi kimse o bilmiyorum. Benim kalbim, ben imanım sağlam, dini görevlerimi de yapıyorum demesi sefahetin alametidir. Peki, bu devirde yani insanlar ya yaralı olurlar, yaralanmamak mümkün değil, ya da dalaleti yanlış bir yolda gidiyor ve de ilha tamamen hakikati reddediyor. Yani hakikati reddediyor. Nereden biliyoruz hakikati reddettiğini, hakikat olduğunu bilmiyor ki. Böyle bakıyor, ne olursa olsun kabul etmeyeceğim diye inat ediyor. Dalalete giden yanlış bir yola gitmiş, yanlış yola gittiğini görmek istemiyor, devam ediyor. O ayrı. Ehli dalalet ayrı, ehli ilhat ayrı. Ehli ilhat bir yol tutturup bunun gerçekliğini araştırmadan devam edip gideceğim demek. Ve fıtratı ona haber verse bile dinlemiyor. Yani insanın fıtratını dinlememesi bir insanın tercihidir. Yani aç olursunuz, acıkırsınız, yemek zorunda değilsiniz.
Yemeyeceğim dersiniz. Bir gün rejim yapacağım, yemeyeceğim dersiniz. Yemeyebilirsiniz. Hayvan öyle diyemez. Hayvan ben çok kilo aldım, bugün biraz yemeyim diyemez. Çünkü alternatifi yok. İradesi yok. Seçme hakkı yok. Acıktıysa acıktığı yerde yemek arar. Hemen. Ya bir gün de yemesem ne olur demez. Hemen arar. Ama insan bugün ben yemeyeceğim diyebilir. Değil mi? Peki. Ehli ilhat ve dalalet ile yaralanmış olanları ilzam etmek için veya ehli ilhadın yaralanmış olanların yarasını tedavi edecek. Ehli dalaletin yanlış yola gittikleri halde burayı ciddi bir sorgulayalım da yanlış mıdır, doğru mudur bir araştırayım demeyecek tembellikte olanlara yol gösterecek. Ehli ilhad tamamen hakikati ben reddedeceğim diyene de hayır. Reddetsen de reddettiğinin hakikat olduğunu bildireceğim sana diyecek bir tavırla yazılmış olan eserler Risale-i Nur'lar. Risale-i Nur hiçbir zaman yani kalbini temiz tut, Allah'a inan, Allah'a olan imanında sağlam ol. Ne demek o? Şüphe etme. Neden şüphe etmeyeceğim? Ben şüphe geldiyse alternatif olarak şüphe daima gelir. Ben o alternatife kulak vermeyeceğim diyemezsin. Şüphe şüphe olarak kalır. Cevap vereceksin. Cevap vermediğin sürece şüphe şüphe olarak kalır. Şüphe şüphe olarak kalır. Cevap verip tatmin etmediğin sürece yani hastalığın tedavisine başvurmazsan hastalık hastalık olarak kalır. Genişler. Böyle ben tedavisine başvurmayacağım diyenlerin tercihi ayrıdır. Onun dışında ben de yararlı olduğumun farkına varacağım, kabul edeceğim, kabul ediyorum. Ya yaramın tedavisini istiyorum dediğinde bir kişinin inandığını söylemesine rağmen hala Risale okuması yaralarını tam tedavi etmek içindir. Çünkü ben inanıyorum diyen kimse, yani bir ateist de ben tabiata inanıyorum diyor. Yani inanmayan kimse yok. Senin inandığının doğru, bir başkasının inandığının yanlış olduğunu anlaman için elinde kriterin olması lazım. Bu kriteri temin edecek delilleri Risale-i Nur sunuyor. İşte Kur'an sunuyor. Risale-i Nur bunu açık, anlaşılabilir, en basit dilde temsillerle donatarak insanlara takdim ediyor. Demek ki faydalanmamız gerektiğini söylüyor. Okuyup bakacağız. Faydalanmamız gerekir mi, gerekmez mi diye karar vereceğiz. Ama müellif diyor ki ben bu yazıyı senin gerçeğine uygun bir şekilde yazdım bu kitapları diyor. Peki diyorsun okuyayım bakayım bir gerçekten öyle mi? Tembellik yapmayacağız. Fakat kendi yaramızı kabul ederek okuyacağız. Kendi yaramızı kabul etmeden benim yaram yok diye Risale okuyan kimse kendini tekrar eder. Ki genellikle uygulamada görülen de budur. Benim yaram yok, benim şüphem yok ama hani bir de Risale-i Nur güzel örnekler veriyormuş diyen kimse kendi gerçeğini görmeyen kimsedir. Bu da Risale'den pek faydalanamaz. Bir, çünkü yeni bir şey yeni bir yaklaşım sunuyor bu kitap. Ben bu yaklaşıma göre kendimi bir revizyona tabi tutayım, kendimi bir kontrol edeyim demediği için eski halini devam ettirir. Onun için yararlı olduğunu kabul etmeyen kimsenin Risale okumasından pek faydalandığını görmüyorum. Benim kanaatim bu. Kendim için de aynısı söz konusu. Sorularımla mücadele etmezsem, Risale'den mücadele etme kararı almazsam Risale'lerden faydalanamıyorum. Peki. Maşallah yazılanlar var. Yunus Emre yaralı olduğunu görmeyen saldırı var. Olduğunu da tespit etmiyor demek ki. Bir de talibi hakikat vurgusu da güzel. Talep yoksa tedavi de yok. Evet. Yaralanmış talibi hakikat.
Evet, talebimiz olmazsa zaten Risale'yi bilgi için okuruz. Tedavi için okumamız. Yani bu ilacın içinde ne varmış diye okuruz. Yani ne var bunun içinde diye alıp hastalığımı kabul etmediğim için kendim yutmuyorum. Veya ne derlerse artık ilacı almıyorum. Neye? Bu ilacın içinde ne var diye okuyorum. Bilgi için okumanın güzel bir örneği. Yani prospektüs okuyoruz sanki. Evet. Yani o ilacın içinde ne var ne yok, nasıl kullanılır bilgi için okuyorum. Ama bunlar bunda neler var? Benim hastalığıma tedavi olacak nitelikte midir diye okursam oradaki anlatımların, açıklamaların bendeki hastalık izlerini, semptomlarını, işaretlerini gösterdiği için şöyle bir semptoma şu şekilde reaksiyon gösterir bu ilaç denildiği için o semptomdan kendimde olduğunu fark edince ilacı ben kendim kullanmak için almaya başlıyorum. Yoksa ilaçta ne varmış diye öğreniyorum ve rafa koyuyorum veya ilaç dolabına koyuyorum. Bu ilaç çok çok kıymetli bir ilaç diyorum ama kendim almıyorum. Yani kendisinin hasta olduğunu kabul etmeyen bir eczacının ilaç satması gibi işte Kur'an'ı insanlara şöyle güzel kitap, böyle güzel kitap diye anlatan bir sürü kişiler olduğunu görüyoruz ya. Onlar eczacı diyorum ben onlara. Kendi hastalığını görmediği için ilacı kendine almıyor, başkalarına satıyor. Evet, Risale-i Nur'dan faydalanmanın yolu ben hasta olduğumu, yaralı olduğumu kabul edeceğim. O kabul etmenin adına Yunus bize dikkatimizi çekti. Talibi hakikat. Bende hastalık var, bunu nasıl tedavi edeceğim demek hakikatin talebinde bulunmak demektir. Demek ki talep yoksa tedavi yok, olmaz zaten. İlacı almazsan olmaz ki, kendini alacaksın. İstediğin kadar doktor ol, istediğin kadar eczacı ol, kendi hastalığını o doktor veya eczacılık bilgisiyle kendi hastalığını çözemezsin. İlacını alacaksın. Ama iyi bir doktorsan, iyi bir eczacıysan, hangi ilacın, yani bu işi ciddiye almış birisiysen, hangi tür hastalıklara iyi geldiğini bilirsin, kendinde o emmareleri gördüğün zaman, o hastalığın emmarelerini gördüğün zaman, hah bu ilaç bana yarar dersen alırsın kendin, başlarsın ilacı kullanmaya. Böyle faydası var. Ama kendini ortaya koymuyorsan, bilgi taşıyor da Kur'an onu işte kitap taşıyan eşeklere benzetiyor. Alaaddin yazıyor, orijinal günah yok ama kültürün bütünüyle yaralanması var. Ve hepimiz de bu kültürün çocuklarıyız. Evet, hepimiz de ayrı olacak değil mi? Alaaddin. Evet, bu kültürün çocuklarıyız. Biz de bu kültürün çocuklarıyız. Evet, ilkokul okudun mu yaralısın demektir. Yunus, tedavi vurgusunu da güzel izah edildi. Çok güzel bir vurgu. İnanmak için değil, inanmıyor olduğum için değil, inancımı, emniyetimi tahkik ve kuvvetlendirmek için Risale okuyor. Ama kendimi. Evet, yani kendi hastalığımın tedavisi için Risale-i Nur'la meşgul olmak, müzakere etmek, anlamak. Ben böyle diyorum, şöyle şüpheler var, şöyle diyenler var. Onların karşısındaki cevabımı bulmak için Risale okurum. İman sıfır bir süreci değildir. Sürekli tazelenmek ister deriz hep. O anlayışın güzel ve farklı bir ifadesi olmuş. Şöyle diyelim. Her insanın her an ulaştığı sonuç sıfır bir sonucudur. Fakat bu sonuçlar zinciri mutlaka sıfır, mutlaka bir olmaz. Sıfırla bir arasında bir yerdedir. Aradaki farkı izah edebildim mi? Şimdi bir
çizgi çizsek, bu çizginin her noktasında ya bir nokta vardır ya bir boşluk vardır. Çünkü çizgi noktalardan oluşuyor. Eğer bir yerde nokta yoksa orada boşluk var demektir. Fakat insan hayatında bu nokta boşlukların tümünün oluşturduğu bir çizgi gibi görünür. Şimdi ben iman 0-1 süreci değildir derken, eğer hayatın tümünü konuşuyorsak doğrudur. Ama hayatın tümü bir anda yaşanmadığı için biz anlıklar yaşayan ve tecrübe eden insanlar olduğumuz için her bir noktada ya sıfır vardır ya bir vardır. Ya düşünürüz ya düşünmeyiz. Ya gerçeği arar ve bulduğumuzu zannettiğimiz yerde, nedir o, şu gerçek dediğimiz yerde onaylarız, ya da gerçeği aramayız, bulmayı da düşünmeyiz, boş geçer, o da sıfırdır. Yani bu, eğer sıfırı inkar olarak kullanırsa, çoğu zaman gafletle, ciddiyetsizlikle, sorumsuzlukla geçen anlarımız inkar değildir. Ama ihmaldir. Yani hayatımı israf etmemdir. Ne yapıyorum? Bana verilen kabiliyetleri kullanarak bir sonuca, bir karara ulaşmıyorum. Kullanmıyorum çünkü. Boşluk. Sıfır, burada sıfır bir iman küfür olursa boşluk sıfır değil. Yani kara çizgi, boş çizgi, sıfır inkar, bir tasdik. Doğruyu bulmak için çalışıp doğruyu tasdik etmek bir, doğruyu görür gibi olduğumuz halde, fark ettiğimiz halde kabul etmeyeceğim diye inat edip reddetmek sıfır dersek. Yani hangi anlamda kullandığımıza bağlı diyorsunuz. Sürekli tazelenmek ister dediğimiz doğru. İman sürekli tazelenmeye ihtiyacı var. Neden? Çünkü zaten biz sürekli doğruyla yanlışın, hakla batılın seçim kesiştiği noktasındayız. Yani hakla batılın karşımıza çıkmadığı hayatımıza bir an yoktur. Yani yolda yürürken hep çakışma noktalarını geçeriz. Fakat gözümüzü kapatırsak düz yolda yürüdüğümüzü zannederiz. Ama gözünü kapatmak insanın gerçeğini kabul etmesi anlamına gelmez. Hakikatleri onayladığı anlamına gelmez. Bilakis hayatını israf ettiği, boşa geçirdiği anlama gelir. Anlamsız. Verilen değerleri kullanmadı, israf etti. Bir sonuca ulaşmak için kullanmadı. Çünkü iman ani, anında verilmiş olan kararların bütümünden oluşur. Bu kararla da boşluklar varsa bütünü boşluklu bir karar olur. Onun için deriz ya, siyah beyaz olmaz da gri olur diye. Koyu gri, açık gri. İnsanın takındığı tavra göre de değişir. Evet. Onun bize farklı bir ifadesi olmuş. Evet. Şimdi Yunus tekrar yazıyor. Güzel bir ayrım oldu. Nüans önemliydi. Yaralanmak hayatın içinde, irademle yaptığım tercihlerde sıfır inkar, kararlarının çoğalması, tedavi ise bir, yani tasdik üzere alınacak kararların frekanslarını sıklaştırma sonucunu verecek bir eğitime girmek gibi. Evet, şimdi yerine oturdu. Erkan, yeni mantık anlayışı bulanık mantık, fuzzy logic, sadece sıfır ve bir ile değil, ikisi arasındaki değerleri dikkate alır.
İman bir süreç ise sıfırdan bire doğru eğitim ile ilerleme sürecidir. Şimdi yine aynı şeyleri Erkan Hoca'ya da söyleyeceğim. Bu yazdıklarınız bana bunları hatırlatıyor. Bir andaki önümüze çıkan alternatifin, ki alternatifsiz hayat olmaz, yani iradeyi kullanmadan yaşadığımız bir hayat olmaz. Önümüzdeki çıkan alternatifin bilinçli bir şekilde kullanılıp kullanılmaması söz konusudur. Kullanılmadığı zaman israf, kullanıldığı zaman karar vermek demektir. Karar ise bir ve sıfır üzerine oturur. Şimdi belki yani klasik mantıkta doğru da yanlış kesin ayrım yapılıyordu da fuzi mantık dediğimiz o modern mantıkta ikisi arasındaki bir değer de yer alır demek uzun dönem bir analiz için geçerlidir. Fakat uzun dönemde insanın aldığı mesafe kısa dönem, nokta dönemlerindeki alınmış olan kararların bütününü oluşturur. Dolayısıyla bu kararda ya birler hakimdir ya sıfırlar hakimdir. Ona göre de gri olur. %100 bir, %100 sıfır olan bir tablo olmaz. İnsanın fıtratına aykırı. En azından ya şurada belki bir hakikat var, insaflı olayım, kabul edeyim, gerçi topluma bunu söyleyemem ama der, içinden bir iman rüzgarı eser. O kişinin bileceği bir iştir. Evet, şimdi insanın kararı ya doğru olur ya yanlışın olur. Ama bir de insan şu tercihi de yapar. Kararsızlık tercihi de yapabilir. İnsan. Yani karar almayacağım der. Bu ne demek? Bana verilen özellikleri, emaneti kullanmayacağım der. O da bir karardır. Yani ben bu konuda düşünmeyeceğim demek bir karardır, bir tercihtir. Düşünülerek alınmış bir tercihtir. Bunun üzerinde daha önce durduk. Yani düşünmemeyi tercih eden bir düşünme sonucunun kararıdır. Ben bu konuda düşünmeyeceğim. Ama bunların farkında olmayan birisinin hayatı ayrı. Onu biz bilmiyoruz bizim içimizde. Benim bunların hiç farkında olmadığım, bu söyleyeyim mi? Mesela insanlar şöyle diyorlar ya, avam bunları anlamaz diye. Şimdi avam olan, avamın böyle şeyleri anlamayacağını bilmez. Ona avam denir. Ama sen avam bunları anlamaz diyorsan sen biliyorsun demektir. Dolayısıyla sen avam değilsin demektir. Yani iman, Risale-i Nur veya Kur'an avama muhatap olur. Avam bunları bilmez. Bunları böyle sıfırla birle falan anlamaz. Belli bir noktada bir kalbi veya aklı kendine göre bir yol seçmiş, devam edip gider. Sorgulama nedir bilmez diyerek sorgulama yöntemini eleştirenler çok oldu benim hayatımda. Ben de diyordum bak ama sen biliyorsun. Sorgulama var diye biliyorsun. Bazı kişiler bu yeteneğe sahip değil diyorsun. Farkındasın. Demek ki sende o yetenek var. Diyordum ben de. Yani hala da diyorum. İnsanlar bu noktayı çok yanlış anlıyorlar. Kur'an avama muhatap olur diye kendini avam yerine koyup düşünmeyeceğim, okuyacağım, sevap kazanacağım deyip geçiyor. Peki. Yunus, siyaha yakın bir grimi, beyaza çalan bir grimi olacağız. Mesele bu. Evet. Gri olacağız da. Hangi yolda gideceğiz? Ama ne yapacağız? Anlarımıza dikkat edeceğiz. An. Şimdi diyelim ki hayatımızda bir an yaşıyoruz. Bakıyoruz, görüyoruz, duyuyoruz, efendim nefes alıyoruz. Değil mi? Hayattayız, yürüyebiliyoruz falan. İşte her an bu hakikatler, bu durum bize takdim ediliyor. Yani bak
Güneş var, bak hava var, bak sen havaya muhtaçsın, bak sen görmeye muhtaçsın, sende görme aleti var. Bunlar ne demek? Bunlar verilerdir. Peki bunlar nedir? Karar alacaksın. Her an. O bilinçlilik hali sürecek. Bunlar kendi kendine olamaz. Bunu bana veren var deyip duyguların o veren var kararına göre verene müteşekkir olacak. Veren tabiattır diyorsan, tercihini öyle yaptıysan tabiata müteşekkir oluyorsun. Ama mutlaka bir memnun olduğun bir alternatifle karşılaştığın zaman memnuniyetin bir teşekkür ifade ediyor. Memnuniyetin. O hal o ana aittir. İkinci defa yine görme özelliğini kullandığında yine memnuniyetin devam etti mi, yoksa artık tamam lan bitti, ben kararımı verdim deyip geçiştiriyor musun? İkinci defa. Bunların toplumu, topu birden toplamı, bunların toplamına insanın hayat çizgisini de hayatını nasıl bir gri tonuna dönüştürme teşebbüsünde bulunduğunun işaretleridir. Evet, bunlarla hayatımız geçiyor. Evet. Erkan, bu ayrım faydalı oldu benim dünyamda. Yani anlık karar ya sıfır ya bir, ama sürecin tamamı hangi renge yakın o önemli. Anların toplam rengi belli ediyor. Anların toplamı gri renginin tonunu belli ediyor. Erkan, evet. Allah razı olsun, güzel noktalar. Peki Alaaddin, insan her bir anda var oluşa muhatap olurken ya her bir anı iradesiyle gerçeği olana tercih eder, yani kendine göre gerçeği arar ve gerçeği bulur, onu tercih eder. Ama kendine göre, unutmayacağız kendine göre. Hariçteki hakikati buldum ve hariçteki hakikat tamam denmez. Bana göre hariçteki hakikat budur derim. Ve ona göre de tercihimi yaparım. Bu konu karıştırıldığı için konu taklide dönüştürülüyor. Hariçte hakikati bulduğumda nasıl bileceğim, o zaman bilemeyeceğime göre araştırma yapmadan neye inandığımı söylüyorsam gözü kapalı orada gideceğim. Yani taassupla yaşayacağım. Peşin hükümle yaşayacağım demek. Bu da bir tercihtir. Ama boş bir tercih. İnsan taassupla yaşamak için öyle sayılamayacak kadar duygularla, potansiyellerle donatılmış olamaz. Her an yeni yeni yaratılış türüyle karşı karşıya getirilmiş olamaz. Maksadı var. Yaratılışın sabit olmaması kadar insanın hayret etmesi gereken bir hakikat yok. Varlık alemi sabit değil. Neden? Nasıl? Neden sabit? Yani yaratıcısının mutlak olduğunu gösteriyor. Güzel. O halde niye yaratıcı mutlak olduğunu sana devamlı gösterip duruyor ya? Her an o mutlakiyeti arama çabası içerisinde olmamız gerektiği için. Peki Alaaddin diyor, insan her bir anda varoluşa muhatap olurken ya her bir anı iradesiyle gerçeği olana tercih eder deyince, kendine göre gerçek olanı ararsa, hangisi gerçek burada diye tarafgirliğe girmeden onaylarsa, şartını koyacağız. Yoksa gerçeğin peşinde olacak ama gerçeği bulduğunun garantisini kimse veremez. Ama bana göre bu gerçek arkadaşlar, bana göre der. Ve kendine göre gerçek olanı onaylar ve bunu devamlı tazelemesi ve yeniden yeniye bir
tecrübeye, daha doğrusu ona daha güzel bir kelime kullanalım, tecrübeden daha çok deneye tabi kılar. Yani gerçekten böyle mi? Gerçekten bu sonucum doğru mu? Gerçekten bu sonucum doğru mu diye doğruyu arama yolunda hayatımızı geçirmek zorundayız. Hep doğruyu aramak için hayatımızı geçirmek zorundayız. Kimse ben doğruyu buldum demez. Mutlak hak yaratıcıya aittir diye Kur'an söyler. İnsan doğruyu bulma yoluna girmesi için yaratıcıya dua eder. İhdine sıratan müstakim. İhdina der. Bizi doğruyu bulma yoluna sok der. İşim bitti dediğimiz an hangi andır? Tamam ben sonuca erdim arkadaş dediğim an ancak ölüm anı. Ölümden başka insana ben işimi bitirdim, kararımı verdim, bitti diyemez. İnsanın fıtratı buna müsait değil. Onun için hayat devam ettiriliyor. Zaten hayatın, ömrün uzun bir süreye tabi kılınmasının nedeni de bu. Bu artıların, eksilerin, sıfırların, birlerin toplamından oluşan bir çizgi, bir tablo çıkacak ortaya. O tabloya göre Kur'an'da da bu hani onların tartıları, mizanları ağır gelenler, hafif gelenler diye çok basit, anlaşılması çok kolay örnek veriliyor. Demek mizanı %100 beyaz, %100 boş, %100 dolu olan olmaz. Ya hangisinin ağır geleceği, yani hangi ton, siyah mı beyaz mı, tonunun ağır geleceği, hafif geleceğine göre muamele göreceğiz. %100 iman, %100 küfürle değil. Olmaz öyle bir şey. İnsanın fıtratında öyle bir özellik yok. Kendimizi kandırmak için söyleriz de. Hani. Dilin kemiği yok ya, her şeyi söyler. Onu da söyler. Peki. Evet. Birisi mikrofon mu açıyor? Konuşmak mı istiyor? Şu Alaaddin'in yazdığını bitireyim öyle. Konuşayım. Yoksa yanlışlıkla mı mikrofon açılıyor? Neyse. Targan'ın mikrofonu açık. Konuşmak mı istiyorsun yoksa yanlışlıkla mı açık? Targan isimli arkadaş. Evet. Teşekkür ederim. Kapattınız. Peki, Alaaddin'in yazdığına devam edelim. İnsan her bir anda varoluşa muhatap olurken ya her bir anı iradesiyle gerçeği olanı tercih eder. Bir, veya yine bu çok kapalı bir kelime, gerçeği olanı tercih eder deyince sanki hariçte bir gerçek var, onu buldum demek değildir. Hariçte gerçek var ama senin bulup bulmadığın kesin değil. Onu bilmek lazım. Veya yine iradesiyle gerçek olmayanı tercih eder, yine kendisinin iradesiyle. Kendisi için gerçek olmadığı halde gerçekmiş süsü verip geçiştirir. Düşünmez onun üzerinde. Yani insanlık kabiliyetlerini kullanmaz. Sıfır. Ya da insan aynı yorumlamada bir tercihte bulunmayarak gafleti tercih eder. Gaflet gayri kasti olarak sıfır olanın sonucunu yaşamaktır. Sonuca ulaşmamak ne demek? Gerçeği aramakta ben kendimi kullanmayacağım demek. Gerçek olmayanın dışında kalmayı kabul ediyorum demek. Dediğiniz doğru, sıfırın yanında olmak zorundadırlar böyle insanlar. Yunus, gözlemlerin sayısının artması emniyet ve ulaştığım sonuçların doğruluğu noktasında bir tatmine ulaşmaya vesile oluyor. Evet. Biz ancak varlığı zorunlu olanın zorunluluğuna inanabileceğimiz için gözlemlerin artması bir taban sağlıyor. Yani ulaştığımız sonuçların gerçekliği noktasında bize daha da çok
emniyet, kuvvet veriyor sorguladığımız zaman. Eğer peşin hükümlü değilsek. Peşin hükümlülük iki şekilde olur. Ben müminim, inandım, benim işim bitti. Burada bir peşin hükümlülük var. Ben inanmıyorum, ben de mesela bilime inanıyorum. Burada da peşin hükümlülük var. İkisi de peşin hükümlü olma noktasında yanlış bir usul takip ediyorlar. Ne yapacağız? Yaşadığım anda bana verilenin, işte bunu Allah yarattı demeyeceğim, bunu ancak kainatın yaratıcısı yaratabilir. Ki ben ona Allah diyorum, muhakemesinden geçireceğim. Bir sonuç olacak. Yoksa daha önceki alınmış bir sonucun montesi olmayacak. O la ilahe illallah süreci canlı bir şekilde devamlı yaşanacak. Evet. Aksi takdirde bir iddiadan ibaret kalıyor. İnandığını söylemek iddiadan ibaret kalıyor. Doğru. Yunus. Erkan'ın yazdığı var son. Gözlemin sayısı yanında o gözlemi hakikati arama niyetiyle yapma gayretinin sayısı da artmalı ki emniyete yaklaşabilirsin. Yani böyle bir derdim olması lazım. Herkes zaten otomatik olarak gözlemi yapıyor da. Gözlemleri yapmanın gayesi neydi diye soran var, bana ne deyip geçiştiren var. O da bir ikisi de tercih. Bir de gözlemi yaptıktan sonra insan bu gözlemi yapmanın bana getirdiği sorumluluk nedir? Niye böyle bir durumda yapılmışım, yaratılmışım veya neyse böyle bir durumdayım diye sorgulamazsa insan gözlemi insani değerlerin çalışmasında bir malzeme olarak kullanmadığı için hayatını israf ediyor ve bu daha önce de Alaaddin yazdı. Bu hakikatin peşinde koşmamanın tercihidir. Dalalet dediğim şey de zaten bu öyle bir tavrın sonucudur. Hakikatin peşinde koşmayan ne yapar? Kendini Allah dediği halde veya ben Müslümanım dediği halde kendini neden Müslüman olduğunu bilmeyen, nedir hakikat nedir diye bilmeyen, onun canlı tecrübesini yaşamamış olan bir mukallit diyelim. Yani insana yakışmayan bir hal. Öz olacak ama prensibi hatırlamak için Hüve Allahu ellezî la ilahe illahu ya. Bu çemberi döndürmek gerektir. Evet, çok doğru. Huve Allahu. Huve'den başlıyoruz. Tekrar Huve'ye dönüyoruz. Ama bu uzun bir konu. Bu çok önemli bir Kur'an usulüdür. Huvallahu ellezî la ilahe illahu. Çok yani can alıcı bir Kur'an usulüdür. Bunu tekrar böyle ne nasıl tahmin edebilirim? En az ayda bir kere Huvallahu lezî la ilahe illahu'yu bir ders yapmak lazım. Canlı tutmak için. O canlı tutulmayınca hayat genellikle israf ediliyor. Ne yaptığımızı bilmeden ben Müslümanız deyip veya işte inanıyorum veya inanmıyorum deyip tutturup gidiyorum. Evet. Vaktimiz hem doldu hem de nerede kalmış olduğumuzu belirleyelim. Evet. Demek bu Arabi Mezhebi Mecmuası ifadesinde kaldı. Bu Arabi Mecmuası, evet. Risale-i Nur'un bir nevi çekildiği ve fidanlığı hükmündedir dedik. Orada kaldık çünkü ondan sonra dahili nefis ve şeytanla mücadeleye girmedik. Şeytan nedir, nasıl mücadeledir hatırladın gelecek hafta. Bunlar ne demek? Şeytan ne? Neyle mücadele ediyorsun? Sen kimsin? Allah, biraz şaka yapacağım. Allah bile bu şeytan sizin amansız düşmanınız diyor ama hani bir türlü de sen git aradan ben kullarıma ben hakim olayım, aramızı bozma demiyor. Neden? Bunlar üzerine duralım inşallah gelecek hafta. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim.
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بحرمة سر سورة الفاتحة.